Merhabalar, ben Merve Öztürk. Merve İpek Öztürk adında bir Instagram sayfam var. Aslında bir blog yazmaya başlamıştım seneler önce. Şimdilerde influencerlık denilen mesleği yapıyorum. Bugün Caddebostan'daki evimdeyiz. Sizlere evimle ilgili neler yaptığımı, neleri tercih ettiğimi, nasıl değişiklikler yaptığımı anlatmak için buradayım. Home Art dergisine özel. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Şu anda bulunduğumuz alan aslında bizim ana salonumuz ve bu salonda biz çok ağır, çok sevdiğimiz misafirlerimizi, arkadaşlarımızı ağırlamak istediğimizi söyledik ve burayı o şekilde dizayn ettik. Ben mimara neler istediğimi anlattım fakat biz buraya ilk girdiğimizde televizyon şu arkamda gördüğünüz köşede olacaktı. Yani müteahhitin çizdiği planda öyleydi ve salonun kullanım alanı çok darlaşıyordu o noktada. Çok daha az bir oturma alanı oluyordu. Mimar hemen bir dokunuş yaptı ve dedi ki merdivenin üzerine bir mermer koyar ve üzerine televizyonu koyarsak modül şeklinde oturma alanınız daha geniş olacak ve salonunuz genişleyecek dedi. Mimari dokunuşun gerçekten önemini o noktada çok iyi kavradım. Çalıştığım mimarın adından da bahsetmek isterim. Yonca Atıl'dan kendisiyle Instagram'da tanıştım ve şu anda gerçekten yakın bir arkadaşım oldu. İlk başlarda mimara güvenene kadar biraz müdahil oldum meseleye. Şöyle bir ev hayal ediyorum dedim. Aslında bizim hayal ettiğimiz şuydu. Ben artık 41 yaşındayım. Eşim de 50'li yaşlarında. Artık ömürlük bir ev olsun. Şöyle ağır bir şekilde misafirimizi ağırlayacağımız bir salonumuz olsun. Ama benim kendi köşem de olsun. Çünkü yoga yapmayı çok seviyorum. Meditasyon yapmayı çok seviyorum. Güzel, mistik, dingin bir alanım da olsun dedim. Mimar da dedi ki daha önce hiç böyle iki uçta bir ev çalışmadık. Ama hayalini gerçekleştirmek benim asli görevlerimden, tabii ki bunu mimari dokunuşlarla yapmam gerekiyor dedi. Ve biz evde aslında iki ayrı havayı yarattık. Mutfağımız aslında müteahhitin çiziminde ve yaptığında ada mutfak gibi değildi. L şeklinde bir ada mutfak yaptık biz. Mutfağı da baştan sona komple yeniledik. Başka bir firma ile çalıştık. Mimarla birlikte gittik. Mutfak da tam böyle benim çekim yapmak istediğim. Aslında burada biz hem yaşam alanımızı, misafirimizi ağırlayalım diye salonumuzu, hem işte çocuğun konforunu, hem iki tane hayvanımız var, hayvan dostumuz var, bir köpeğimiz, bir kedimiz var. Onların rahatını düşünerek hem de bir yandan da benim evimde iş yapabilmemi rahatlatacak alanlar yarattı bize. O çok güzel oldu çünkü mutfakta ben tarif çekimleri yapıyorum, fit yaşama geçtim. Orada bir takım tarifler çekiyorum. Tam da böyle çekimlik bir mutfak oldu benim için. Hem tabii ki çok keyifli ailecek yemek yiyebileceğimiz bir alan oldu. Evimize taşındığımızda aslında biz bu evi daha önce müteahhitin yaptığı bir evdi. Bir müteahhitin yaptığı evdi. Fakat biz değişiklikler yapmak istedik. Çünkü genelde müteahhitler biliyorsunuz bazı malzemeleri seçiyorlar ama evde oturacak kişi onlardan çok memnun olmayabiliyor. Biz bir mimarla çalışmaya karar verdik. Ve kendisiyle iletişime geçmek için ilk önce ben Instagram sayfamı kullandım her zamanki gibi. Şöyle bir giyinme odası hayal ediyorum deyip Instagram sayfamdan, hikayelerimden bir oda resmi attım. Ve hayalini gerçekleştirebilirim diye bir mimardan bana mesaj geldi. O noktada çok heyecanlandım ve ilk önce giyinme odamı yapmakla başladık işe. Çok etkilendim ve dedim ki bütün evi bu mimarla çalışmalıyım fakat çok yoğundu. Dedim ki ben seni kapacağım ve kaptım. Birlikte çok güzel bir şekilde daha önce aslında müteahhit tarafından yapılmış bir evi A'dan Z'ye yeniledik.
Aşağı katta yaptığımız oyun odasında aslında biz de gün içinde burada yaşam alanımızda salonda olmayı tercih ettiğimiz için yine Melina bu katta bize yakın oluyor. Yani kızımdan bahsediyorum, bize yakın oluyor. Orada oyun oynayabiliyor, ders yapabiliyor. Online eğitim var şu pandemi sürecinde biliyorsunuz. Derslerine girebiliyor. Ben de buradan daha hakim oluyorum aynı katta olduğumuz için. Tüm ihtiyaçlarını sevgili hayvan dostlarıyla birlikte oyunlarını orada oynuyor ve gerçekleştiriyor. Onun için de çok keyifli oluyor bize yakın olup orada olmak. Dikkat ederseniz salonumuzda bizim misafir ağırlayacağımız büyük bir yemek masası yok. Bu bana çok geliyor soru olarak. Neden böyle bir büyük masamız yok? Çünkü biz ailecek mutfakta yemeğimizi yiyorduk sofrada oturup. Onun dışında bir misafirimiz çok sık bir şekilde akşam yemeğine gelmiyordu. O şekilde ağırlamıyorduk. Bizim yaşam biçimimizde böyle keyifli bir kokteyl havasına davetler uygun olduğu için ve o şekilde davet ettiğimiz için arkadaşlarımızı ve bundan keyif aldığımız için bu şekilde bir düzenleme tercih ettik. Yukarı çıktığımızda mistik bir alana geçiyoruz. Benim keyif aldığım, yoga yaptığım, meditasyon yaptığım bir alana geçiyoruz. Orada gerçekten dışarıdaki yaşamın o hengamesinden ve huzursuzluğundan kurtulmak için huzur bulduğum bir alan yarattım. Aynı zamanda okuma köşem var. Sporumu da orada yapıyorum. Aletlerimi de oraya koyuyorum ve çok güzel bir dolap yaptı benim kullanım alanıma göre. Bana gelen kargoları, çünkü bizim mesleğimiz gereği çok fazla kargo geliyor bize. Onları koyabileceğim ve sıraya, çekim sırasına alabileceğim bir alan yarattı. Tamamen bizim yaşamımıza göre organize olmuş bir eve yerleştik. Dolayısıyla dışarıda çok fazla bir eşya kalmadı. Çok da memnun olduk biz bu durumdan. Kızımın aşağı katta bir odası var fakat bu ders yaptığı ve oyun oynadığı bir oda. Tabii ki bizimle aynı katta uyumasını tercih ettiğimiz için, endişe ettiğimiz için, o da daha çok da küçük olduğu için, 8 yaşında olduğu için yukarıda bizim yatak odamızın hemen yanında kendi uyuma odası var. Orayı da öyle bir tasarladı ki kitap okuma alanı yaptı, küçük bir çadır gibi, ağaç ev gibi bir alan yarattı. Orada keyifli kitaplarını okuyor. Uyku ve okuma odası şeklinde dizayn etti orayı. Orası da gerçekten benim evde en beğendiğim favori alanlardan bir tanesiydi. Yatak odam benim bugüne kadar hayal ettiğim her şeyi içeriyor diyebilirim. Çünkü çok çok büyük bir makyaj masası hayal etmiştim kendim için. Orada bakım yapmak, makyaj yapmak, çekim yapmak, keyif almak istemiştim. Gerçekten de mermerinden bütün o yanındaki dolap kısımlarına kadar, ahşap ve cam kısımlarına kadar o kadar bir uyum içinde ve benim kullanabileceğim, eşyalarımın sığabileceği şekilde dizayn ettik mimar. İlk girdiğimde büyük aşk yaşadım diyebilirim. Şimdi de çok keyif alıyorum orada bakım yapmaktan, makyaj yapmaktan. Ayaküstü, çünkü eskiden yatak odamda herhangi bir aynanın önünde ya da banyoda makyaj yapardım. Bunun rahatlığını şu anda sonuna kadar yaşıyorum diyebilirim. Çok da güzel bir sandalye yapmış bana jest olsun diye. Arkasında da adım yazıyor. Tam bir reji sandalyesi. Onu görünce de çok mutlu olmuştum. O da çok hoşuma gitti. Gelelim giyinme odasına. Daha önce de bahsetmiştim. Mimarla aslında ben Instagram'dan tanıştım. O hayalimi gerçekleştirmek için Yonca Atılgan ilk giyinme odamla başladı burada.
Ve giyme odama girdiğinizde eşyalarımın çok rahat bir şekilde, aslında küçük bir giyme odası olmasına rağmen, sığabildiğini göreceksiniz. Metre metre, milim milim hesaplarken tamamen benim eşyalarıma, benim tuvaletlerimin uzunluğuna, benim işte ceketlerimin sayısına göre çok güzel bir dolap tasarladı. Ve gözlüklerim mesela çok fazladır benim. Kemerlerim fazladır. Onlar için çok güzel camlı alanlar yaptı. Sanki böyle bir mağazanın, showroom'un havası var içeride. O benim çok hoşuma gitti. Bir de benim yaşam mottom vardır. Bunu beni takip edenler bilir aslında. İnanmak. Bir şeyi, hayal ettiğiniz bir şeyi gerçekleştirmek için ilk önce inanmanız ve ondan sonra çabalamanız gerekir. Aynı benim kızıma ulaşma hikayemde olduğu gibi, 4. tüp bebekle sahip oldum kızıma ve inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. O yüzden de giyinme odamda bir LED yapılacaktı ve bana sordu bu LED'de ne yazmalı diye. İşte giyimle ilgili bir şey mi olsun, modayla, fashion mı olsun dedi. Ben de dedim ki ben bir LED yaptıracaksam bu eve, bunu koyacaksam bu inanmak olmalı dedim. Ve oraya believe yazdık. O da beni takip edenlerin, herkesin bildiği bir şey aslında. Gerçekten her yerimde believe yazıyor. Şuramda da bir motto var. Believe in your dreams diye. Hayallerine inan. Çünkü gerçekleşirler gerçekten. Bu ev bizim için huzuru, yaşamı, aileyi, bir arada olmayı, dostları, ömürlük bir ev olduğu için gerçekten tüm hayallerimizi temsil ediyor. Biz buraya geçici olsun diye gelmedik. Biz burayı yaptırırken ömürlük olsun diye yaptırdık. Ve yaşamlarımıza uygun bir şekilde hem eşim, hem kızım, hem benim, hem de minik dostlarımız için uygun bir şekilde yaptırdık. Umarım hep beraber sizler de hepimiz bu zor dönemleri hızlıca atlatırız ve uzun sağlıklı günler geçiririz diyorum tekrardan eskisi gibi.